Uyanmış mı benim kuzucuğum? Anne! Odanızda değil mi? Yok. Sana soruyorum, sağır mısın? Oğlum nerede? Serap, ne oluyor? Zafer Ali yok. Bebeğim yok. Reşit! Reşit! Bebeğim nerede? Muzaffer Ali nerede? Yasina! Yasina! Bebeğim nerede? Muzaffer Ali nerede? Hepiniz uyuyor musunuz? Zafer Ali nerede? Uyuyor musunuz hepiniz? Hey! Size söylüyorum. Oğlum nerede? Muzaffer Ali nerede? Bebeğimi gördünüz mü? Bebeğimi gördünüz mü? Görmediniz mi? Ha bebeğim. Muzaffer Ali nerede? Oğlumu görmediniz mi? Muzaffer. Muzaffer. Ah bebeğim. Ah bebeğim. Muzaffer. Bebeğim. Kolay gelsin abi. Hoş geldin Halide. Hoş bulduk. Kemal burada mı? Yok. Dün gece buradaydı da sabah kalktığımda yoktu. Nereye gittiğini biliyor musun? Allah Allah. Bu kadar erken nereye gitmiş olabilir? Vallahi bilmiyorum ki. Sağ ol. Akşam kendi ellerimle yatırdım. Sonra uyuyamadım. Başına oturdum. Sonra yatağa uzandım. Sabah anamın çığlığıyla uyandım. Bir baktım beşik boştu. İçine bıçak koymuşlar. Kim yapabilir böyle bir şey Orhan? Kim yapabilir? Bebeğimi kim kaçırabilir? Sakin olun. Lütfen. Orhan, yalvarıyorum. Bul oğlumu. Bebeğimi bul. Yalvarıyorum. Kuzucuğumun peşinde. Sevmeye gittik. Orhan Bey. Torunuma bir şey etmezler değil mi? Lütfen aklınıza hemen kötü şeyler getirmeyin. Derhal jandarmayı arayalım. Ayrıca çiftlikteki herkesi sorguya çekelim. Bakalım bir gören eden var mı? Muzaffer Ali mutlaka bulunacaktır. Endişelenmeyin. Kim yapabilir böyle bir şey? Kim yapabilir? Ne oldu ana? Yok bir şey. Şarap çanağına tükürüyor. Nereden baktık ki çamura? Her taraf berbat olmuş. Thank you.
Kemal ileride. Ahmet'in evinde kalıyormuş. Burada bu köyde sinirlerin harap oluyor Kemal. Hadi artık evimize gidelim ha? Bunu konuştuk Halide. Anamın vasiyetini yerine getirmeden hiçbir yere gitmem. Kemal. Bebeğim nerede? Ne diyorsun Güllü? Sana söylüyorum, bebeğim nerede? Sen mi kaçırdın bebeğimi? Ne demek istediğini anlamıyorum. Ne oluyor burada? Delirdin mi sen? Kocana sor sen onu. Biri bana burada ne olduğunu anlatsın lütfen. Muzaffer Ali kaçırıldı. Serap Hanım'la husumeti olan biri tarafından yapıldığı aşikar. Ne? Nasıl olur böyle bir şey? Biri çiftliğe kadar girip bebeğini kaçırıyor ve senin haberin olmuyor. Ne biçim bir annesin sen? Sen karışma bu işe. O senin oğlunsa benim de yeğenim. Abimden kalan son yadigar. Bütün bunları sormaya hakkım var. Kemal burada seninle kalıyormuş. O yüzden evi aramak durumundayız. Kemal'i nasıl suçlayabilirsiniz? Evi aramanıza izin vermiyorum. Senden izin isteyen yok. Ev senin mi? Arama emriniz var mı? Bırak Halide. Arasınlar evi. Değil mi Ahmet? Arasınlar. Bizim korkacağımız bir şey yok. Buyurun bakın. Serap Hanım, lütfen bu bizim işimiz. Hadi çocuklar. Evde kimse yok kontrolü. Başka bir yere götürdü bebeğimi. Belli ki kendi evinde saklıyor. Unuttun galiba. O ev bir anda gördüm. Bütün köyün aranmasını istiyorum. Dağılın. Köydeki bütün evleri arayın. Hadi çabuk çabuk çabuk. Ananın acısını böyle çıkarmaya çalışıyorsan sana dünyayı dar ederim Kemal. Yemin ederim kendi ellerimle öldürürüm seni. Metanetinizi koruyun Serap. Onların da istediği bu zaten. Şunu bil. O bebeğin başına bir şey gelirse idam cezası alman için elinden gelen her şeyi yapacağım. Defol buradan. Gidelim Selam. Kemal. Bebek nerede? Bilmiyorum. Bu hırkanın senin evinde ne işi var o zaman? Bak bilmiyorum. Çocuk mu kandırıyorsun lan? Orası senin evin değil mi? Anam öldüğünde de bu kadar sorguya çektiniz mi millete? Yoksa illa kesenin ağzını açmak mı lazım size işinizi yaptırmak için? İtiraf edinceye kadar buradan çıkamayacaksın. Konuştu mu? Neredeymiş bebeğim? Sakin ol. Henüz konuşmadı ama yakında konuşacaktır. İnanamıyorum. Kemal'in böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. İnsanların gerçek yüzünü görmek zordur Serap. Ama eninde sonunda kendilerini ele verirler. Müsterih ol. Muzaffer Ali en kısa zamanda bulunacaktır.
Sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Endişelenme. Atlatacağız. Bütün bunları birlikte atlatacağız Serap. Ben hep senin yanında olacağım. Çok teşekkür ederim. Telefonunuzu alır almaz geldim. Durumu nasıl, iyi mi? Birden fenalaştı Orhan Bey. Kendini kaybetti. Odasına yatırdı. Doktora haber verdiniz mi? Yok. Önce size haber verelim dedi. İyi etmişsiniz. Ben şimdi kendisine haber veririm. Serap. Ali. Bizi çok korkuttun Serap. Sinirlerin harap olmuş. Doktor sana ateş düşürücü bir şeyler yapacak. Sonunda elime düştün lan. Dar edeceğim lan sana dünyayı. Nasıl kıydın lan anama ha? Kemal kardeş, elini ayağını öpeyim. Affet beni. Kaç para verdiler lan sana ha? Kaç para verdiler söyle. Karnıma girdiler. Ev boş dediler. Yalnız gözlerini korkutacağız dediler. Kim girdi? Kim, Serap mı ha? Söyle. Ha söylesene, kim söyledi? Serap Hanım'ın bu işle alakası yok. O iyi herif. Her şey iblisin başının altından çıktı. Hangi herif? Orhan. Orhan denen avukat. Çoluğumu çocuğumu ölümle tehdit etti beni. Konuşursan hepsini gebertirim dedi. Mahkemede değmedim ama karını anlatmıştım. Serap. Hı. Serap. Hı. Karakoldan da kağıtları imzalamayı sağlayın.
Bebeğim. Merak etme. Çok yakında kavuşacaksın bebeğim. Halideciğim. Sercim kusura bakma aniden geldim böyle. Ama Orhan'ı arıyorum. Burada mı acaba? Orhan artık burada kalmıyor. Evden ayrılalı şok oldu. Ayrıldığımızı söylemiştim sana. Biliyorum biliyorum ama her yere baktım bulamadım. Büroya da baktım. Belki buradadır diye. Hayır maalesef. Serap'ın yanındadır belki. Neyse. Aslında seninle konuşmak istediğim şeyler de var. Kafamı karıştıran bazı durumlar oldu. Orhan'la alakalı. Halideciğim, benim biraz acelem var. Tam çıkmak üzereydim. Sercim lütfen. Fazla zamanını almayacağım. Çok önemli. Peki. Buyur. Kim o? Orhan. Orhan. Ne var? Niye çağırdın beni? Halide buraya geldi. İyi. Ne istiyormuş? Senden şüpheleniyor Orhan. Bak bu iş gittikçe sarpa sarıyor. Soruları geçiştirmek için nasıl zorlandım anlatamam. Renk vermedin değil mi? Vermedim tabii. Ama bak bu işin tadı kaçtı Orhan. Pis işlerine beni de bulaştırdın zaten. Pis işlere? Şimdi pis işler oldu öyle mi? Plan saat gibi işliyor. Herkes Kemal'in yaptığını zannediyor. Sen bunları niye yapıyorsun? Ben anlayamıyorum ki. Anlayamıyor musun? Çok basit seher. Bir taşta üç kuş birden vuruyorum. Hem Serap'ın toprakları geri vermesine engel oluyorum. Hem Kemal'den kurtuluyorum. Hem de bebeği götürdüğümde onun kahramanı olacağım. Daha ne istiyorsun? Bunları görüyor musun? Serap tek kalemde imzaladın. Kararsın ararsının tamamı üzerime geçti. Bunları yarın bankaya teminat olarak gösterdiğimde borçlarımızın yarısından fazlası ertelenmiş olacak. Nasıl imzalattın bunları? Birazcık morfinin faydası oldu tabii ki. Korkulur senden. Gerçekten korkulur senden. Bebeği nerede buldun söyleyeceksin peki? Köyde, ahırda. Jandarmanın bakmadığı herhangi bir yerde. Bebeği götürdükten sonra nerede bulunduğunun pek önemi kalmayacak. Elini çabuk tut Orhan. Bebeğin burada olduğu anlaşılırsa bu felaket olur. İyi, yarın sabah gelir alırım. Güllü.
Sana iyi geceler. Sen yukarı çık. İstediğiniz. Ben Gülhan'ın babasıyım. Biliyorum, bir şey mi oldu? Şu beyaz otomobil sizinmiş. Bana mı? Evet. Geçen gece, torunumun kaçırıldığı gece çiftlikten çıkarken gördüm. Ne demek şimdi bu? Vallahi ne demek ben bilmem. Benim bildiğim şu. Ben bu beyaz otomobili çiftlikten gece yarısı çıkarken kendi gözlerimle gördüm. Yanlış görmüş olmayasınız. Bildiğim kadarıyla siz o gece kör kütük sarhoşmuşsunuz. Geçelim bunlara bir yol. Torunum nerede? Torunum burada değil. Torununu yanlış evde arıyorsun. Bak beyim, ben sabahtan beri bu beyaz otomobili çiftlikten çıkarken kendi gözlerimle gördüğümü söylüyorum. Bu şehirde bir sürü beyaz araba var. Benimki olduğunu nereden çıkartıyorsun? Ama madem bir şeyler gördüğünü söylüyorsun, hadi gidelim jandarmaya, ifadeni ver. Torunumun sesi bu. Çekil! Çekil! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.